Keşke servisi arayıp çağırsaydım. Ya zahmet oldu sana. Yok canım, ne zahmet. İyi yaptın. Servis şimdi bu kadarcık şey için bir ton paranı alırdı senin. Bitti işte. Teşekkür ederim, eline sağlık. Rica ederim. Aslında benim seni aramamam lazımdı ama... elim alışmış. Olsun. Biz seninle zaten sadece arkadaş değil miyiz artık? Ay, çok tuhaf geldi kulağıma. Böyle birdenbire söyleyince sen... Niye? Senin istediğin bu değil miydi? Hem zaten ben artık... eskisi gibi olalım diye ısrar edemem sana. Benim her şeyden önce Mert'i bulmam lazım. Biliyorum. Senin onu sevmediğini de ben biliyorum. Haklısın da seni suçlayamam. Zorlayamam da. Ne yapabilirim ki? Gamze de bir şeye ihtiyacı olursa... beni aramaktan çekinmesin, olur mu? Olur. Sinan! Ben Mert'i sevmiyorum demedim ki sana. Tövbe tövbe. Ya ben nasıl böyle bir şey söylerim? Mert senin oğlun, Handan'ımın da... emeği var onun üstünde. Ya manevi evladı gibi. Yani? Fikrini mi değiştirdin sen? Sen beni her şeyimle kabul ettin bugüne kadar. Gamze'ye çok iyi davrandın. Yani şimdi de çok iyi davranıyorsun tabii. Abilik yaptın ona. Ama tabii Gamze'nin yaptıkları... Mert'in yaptıklarının yarısı bile değil. Bırak yarısını, onunla biri değil. Ama Mert ergen, anlıyorum. Hayat işte. Evet. Hayat. Biraz önce söylediğin şey bana çok dokundu. Ben senin arkadaş olamam ki. Seni çok seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum Yasemin. Yıllar sonra bir çocuğum olduğunu öğrendim. Onu hazır bulmuşken kaybedemem. Kaybetme. Beraber arayalım onu. Gerçekten? Gerçekten. Yani Mert çok kötü zamanlar geçiriyor. Senin onun babası olduğunu bilmiyor ki sonuçta. Öğrenirse... ona çok iyi gelecek bu. Sen karşıma çıktığın için ben ne kadar şanslıyım ya. Ben senden hiç vazgeçmemiştim zaten.